Meclis Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi bugün. Tartışmaların fitili İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına küfrü üzerinden ateşlendi. Üstelik sadece genel kurul da değil. Efendileri kucaklayıp onu toprağa defneden şehit yakınıyım. Size aklınızı başına almaya ve onu aklı başa devşirmeye davet ediyorum. Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi Meclis Genel Kurulu'na taşındı. AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri karşı karşıya gelirken CHP ittifak ortağına destek verdi. Ben şehit olmak istiyorum. Allah bize şehadeti ihsan etsin. Türk milletinden özür dileyerek görevinden istifa etti. Ne yapalım, asalım mı yani? Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz. Meral Akşener'in tutumuna da tepki vardı iktidar partisinden. Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Ya dün Sayın Genel Başkan sahip çıkmadı mı? Yapmış olduğu hatanın da kendisi bedelini ödemiştir. Bir başka tartışmanın fitilini de Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği Kanal İstanbul mektubu ateşledi. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimin hemen akabinde manda ve himayeyi kabul etmediğimizi, onların başlarına çuval geçirdiğimizi, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırdığımızı bütün dünya görüyor da bir tek CHP görmüyor. Kim ki o Kanal İstanbul ihalesine girerse o ihale onun başına bela olur dedik. Sözümüzün arkasındayız. Sadece genel kurul salonunda değil, plan bütçe komisyonunda da hararetli tartışmalar yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP ve HDP'li vekillerin İstanbul Sözleşmesi protestoları damga vurdu. Sözleşmesi yaşayacak. Sakin, sakin, sakin.